Herkese yeniden merhabalar ve günaydın. Çünkü saat şu anda sabah 8 ve ben birazdan işe gideceğim. İşe gitmeden önce yepyeni bir okuma maratonuna başlayayım dedim. Çünkü dün gece okuma maratonunu bitirdim ve harika bir kitap okudum. Gerçekten efsane güzel bir kitaptı ve üst üste peş peşe defalarca böyle bir gizem gelin kitapları okumak istiyorum. Şimdi sıradaki kitabımı dün gece seçtim. Böyle dışarıdan ses geliyorsa kusura bakmayın. Şimdi size göstereceğim ama dün gece pek okuyamadım çünkü çok uykum vardı gerçekten. Kitabı bitirdiğimde saat 11.30 falandı ve daha fazla devam edemedim okumaya. Şimdi okuyacağım kitap, şuraya fotoğrafını koyuyorum. The Sundown Motel. Genç yetişkin gizem gerilim türünde bir kitap. Birazcık da böyle paranormallikler var. 26.177 reytingi varmış ve 4.1 puan, ki çok 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 iyi bir puan. 327 sayfalık bir kitap. Şimdi işe gideceğim için her ne kadar kısa olsa da bugün bitirebilir miyim bilmiyorum. Açıkçası kendime 2 gün veriyorum bu kitap için. Bu videoyu böyle şu an salı günü cuma akşamına kadar sürdürmeyi planlıyorum. Yani hedefim videoda 2 tane kitap okuyabilmek. İkinci kitabımı seçmedim. Ama bu kitap için çok heyecanlıyım. Gerçekten çok 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 yükselmiş durumdayım kitaba. Bakalım sevecek miyim, sevmeyecek miyim? Böyle hayaletli, paranormal, gerilimli, dedektifli, cinayetli kitaplar falan aşırı çok seviyorum. Bu tarz filmleri, dizileri falan da çok seviyorum. O yüzden tam bana hitap edecek bir kitapmış gibi görünüyor. Ve yeni çıkan kitaplardan biri. O yüzden böyle son çıkan kitapları okumak birazcık daha hoşuma gidiyor bu ara. Böyle bütün dünyayla aynı şeydeymiş gibi, aynı çizgideymiş gibi hissediyorum. Yıllarca, senelerce kitapların çevirisini bekledikten sonra gerçekten artık bu seviyeye gelmek beni çok mutlu ediyor. Bakalım ben sevecek miyim, sevmeyecek miyim? Gerçekten aldığı puanı hak ediyor mu? Gerçekten güzel bir kitap mı? Beni korkutacak mı? Hep birlikte göreceğiz bunu. İşe gidiyorum dediğim gibi şimdi. Çok fazla okuyamayacağım. Zaten yürüyerek gittiğim için yolda da okuyamıyorum. Öğle yemeğim olan var 1 saatlik. O vakit birazcık okuyabilirsem okurum ama çoğunlukla eve geldiğim zaman okuyacağım büyük ihtimalle. Yine de bu videonun başlangıcını yapmak istedim. Şimdi ben artık gidiyorum. Kitapta yarıya geldiğim zaman ya da en azından böyle bir çeyreğini falan okuduğum zaman yeniden görüşürüz. Herkese selamlar. Ertesi gün oldu. Şu an saat 9.33. Asla tam olarak algılamıyor istediğim gibi. Bugün işe gitmiyorum. Çünkü doktor annem var. Doktora gitmem gerekiyor. 2 tane dişime dolgu yapılması gerekiyor. Çünkü bu karantina süresince dolgularım kırıldı. Bayağı zorluk yaşıyorum. En son devlet hastanesinde birkaç ay önce yaptırdım halbuki bu dolgumu. Ama doktor nasıl biliyor musunuz? Gerçekten o kadar kötüydü ki. Ya özel hastaneler çok pahalı. Bir dolgu için 200-300 lira istiyorlar ve bence gerçekten çok fazla. Ben de devlet hastanesine randevu alıp gittim. Ve bildiğiniz 5 dakika içeride durdum. Ve doktor yani birazcık kasap gibiydi. Anladınız mı? Oturt dedi ağzını açtı. Ağzımı açtım. Baktı işte dolgumun zaten dolgumu yapılması gerektiğini söylemiştim. Önce böyle kazıdı, sonra siyah bir şey sürdü ki şu an hala simsiyah dişim. Ve sonra bitti dedi. Ve hiç böyle kontrol falan da etmedi. Ve dolgumda boşluk kalmış. Ve sürekli içine hava giriyor. Ve o kadar çok yemek yerken de bir şeyler giriyor. Ve o kadar çok rahatsız oluyorum ki yiyemiyorum zaten bu tarafımda. Buramda da dolgum kırılınca buradaki dolgumda iki tarafı da çok sıkı taşıyorum. Şu an bu neden anlatıyorum bilmiyorum. Neyse bugün işe gitmiyorum, doktora gitmiyorum kısacası. Kitapta da %25'e gelmiş bulunmaktayım. The Sundown Motel okuyorum. Şimdi bu kitap 2020 senesinde çıktı. Ve 4 küsur puanı var hatırlıyorsanız. Tekrar bir bakalım tam olarak ne zaman çıktı. Çünkü yapacağım yorumla kitabın ne zaman çıktığı çok ilgili şeyler. Bakıyorum hemen bir dakika. Şu an kitabın 4.1 puanı var 5 üzerinden ve kitabın çıkış tarihi 18 Şubat 2020. Ama o kadar klişe gidiyor ki anlamadım. Yani bildiğiniz böyle cheesy bir korku filminde olan her şey şu an oldu gibi ve acaba ileride gerçekten 4.1 puan hak edecek bir şey olacak mı çok merak ediyorum. Şu an benim için 2 puan çok fazla tesadüf var. Kısaca konudan bahsedeyim. İki karakteri bir geçmişi bir şimdiki zamanı okuyoruz. Geçmişte Vivi okuyoruz. Şimdiki zamanda da Carly'ydi galiba. İsmini hatırlayamadım. Carly olması gerek kızım. Carly'yi okuyoruz. Carly Vivi'nin yeğeni. İşte Vivi 1982 yılında ortadan kayboluyor. Kitabımız zaten onun ortadan kaybolduğu günle başlıyor. Ve işte Carly de teyzesine ne olduğunu bulmak için onun kaybolduğu yere gidiyor. İşte kimse Vivi hakkında konuşmuyor. Çünkü zaten evden kaçmış bir kız ve evden kaçtıktan sonra ortadan kayboluyor. Ve hiç kimse bahsetmek istemiyor. İşte hiç adı anılmıyor bile ailede. O yüzden Carly de teyzesine ne olduğunu öğrenmek istiyor açıkçası. Ve oraya gidiyor. Ve şans eseri
teyzesinin kaldığı ya yaşadığı evi tutuyor ve teyzesinin orada çalıştığı işe giriyor. Yani bu kadar tesadüf olmaz yani, nasıl olabilir? Diyor ki teyzemi bulayım, hop, aa teyzemin yaşadığı ev boş, oturayım o zaman. Sonra bir gidiyor teyzesinin ortadan kaybolduğu çalıştığı yere, teyzesinin pozisyonuna birini arıyorlar. Hadi diyor işe gideyim de teyzemi araştırayım. Bence tamamen çok cheesy bir korku filmi havasında gidiyor. Yani bu kadar fazla tesadüf anca onlarda oluyor biliyorsunuz. Ama yani bir noktada merak da ettim. Şimdi geçenki okuma maratonunda da bir kitabı %25'e kadar okuyup bir yarım bırakmıştım hatırlıyorsanız. Hiç sarmadığı için. Çünkü karakterler asla umursamıyordum. Ama burada nereye bağlanacağını merak ediyorum. Gerçekten. Neden 4.1 puan aldığını çok merak ediyorum. Çünkü gerçekten anlayamadım şu anda. Yani okuduğum yere kadar gerçekten benim için 2 puanlık gidiyor. Ama çok mu şaşırtıcı bir şey olacak? Yani bu kadar insan puanlamış, 4.1 vermişler ortalama. Acaba böyle mind blowing bir şey mi olacak? Merak ediyorum, anlıyor musunuz? O yüzden okumaya devam edeceğim. Dedim ki bugün işe gitmeyeceğim için hastanede tahminen 1-1,5 saat falan harcayacağım. Bunu bugün bitiririm diye düşünüyorum. Ama buna devam etmeden önce bir kitap okumak istiyorum. Aslında bunu da yani sanki gece okusam daha etkileyici olur, anlıyor musunuz? Şu an gündüz okuyunca belki saçmalıklar bu yüzden çok saçma görünüyor gözüme. Yani gece daha etkili oluyor ya bu tarz şeyler. Gece okumaya devam edebilirim diye düşündüm. Şimdi bir dakika. Kitap alıp gelmem lazım. Tamam, geldim. Şimdi araya almak istediğim kitap Tokyo'nun Son Çocukları. Sipariş verili bayağı oldu ve gelmesini bekliyordum ofiste. Meğersem gelmiş ve başka bir yere koymuşlar ve ben gelmedi zannediyordum. Bu bizim bu ayki kitap kulübü kitabımız. O yüzden okumak istiyorum. Bir kitap kulübü kitabımız daha var, onu da göstereyim. Bir maniniz yoksa annemler size gelecek. Bu ayın son haftasında işte WhatsApp üzerinden görüntülü buluşma yapıyoruz. O yüzden okumam gerekiyor. Ben de dedim ki bu hazır geldi, dün aldım. Zaten kısacık da bir kitap. Önce bunu bitireyim. Kaç sayfaymış bir bakayım hemen. 122 sayfalık bir kitap ama birazcık ağır okurmuşum gibi hissediyorum. O yüzden ikisini dönüşümlü olarak okuyabilirim diye düşündüm. Bu arada bir de dün işe giderken yolda bir sesli kitaba başladım. Yürürken kitap dinlemek hoşuma gidiyor. Onu da göstereceğim. Ben çok fazla şeyden bahsettim. Hemen göstereceğim. Bir saniye. Şu kitabı dinlemeye başladım. City of Ghosts, Victoria Schwab'dan. Görünüyordur umarım. Ama çok bir şey demedim. Daha bölüm 2'nin sonundayım. 21 dakika dinlemişim. Geriye daha 4,5 saatlik bir dinleme süresi var. Bunu da yine yürürken, yolda vesaire. Bu belki yani bunu da bitirebilir miyim bilmiyorum. Bu video esnasında. Ama bunu böyle yolda yürürken dinleyerek, temizlik yaparken dinleyerek falan bitirmeyi planlıyorum. Storytel bayağı işime yarıyor. Özellikle geçen ay çok yoğun çalıştığım dönemde gözlerim çok sıkıntılıydı ve gerçekten kitap okurken canım acıyordu. O yüzden kitap dinlemek çok işime yaradı. Böyle yani gözlerim acıdığı noktada kitabı dinlemeye dönmek gerçekten çok faydalı oldu benim için. Ama şu an zaten dediğim gibi işten de çıkmam 2 hafta kaldığı için kendi üzerimdeki bütün işlerin iş bölümünü yaptım. Çok fazla bir şey yapmıyorum. O yüzden gözlerim gerçekten dinlendi. Böyle birazcık rahatladım. O yüzden kitap okuyabiliyorum. Ayrıca Kobo'da da okumak çok yararlı oluyor benim için. Yani yazı boyut küçük olduğu zaman ister istemez gözlerim birazcık daha yoruluyor. Ama Kobo'da istediğim kadar büyütebiliyorum ya. Bir noktada da o yüzden burada sürekli İngilizce kitap okuyorum. Yani istediğim okuduğum boyutu göstereceğim size, bir dakika. Kocaman yani, şuna bakar mısınız? Bana göre kocaman bu boyut. Normalde bunun yarısı boyutunda okuyordum. Böyle bayağı büyüttüm ve çok rahat okuyorum. Hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Tamam, daha fazla boş konuşmuyorum. Gidiyorum artık, kitaplarımı okuyacağım. Tokyo'nun Son Çocuklarını bitirdiğim zaman ya da The Sundown Motel'de %50'ye geldiğim zaman görüşürüz. Hangisine devam etsem şu an karar veremedim. O yüzden bir gelişme kaydettiğim zaman yeniden görüşürüz. Herkese selamlar. Ertesi gün oldu. Şimdi işe gideceğim. Saat 8:10 geçiyor. Çeyrek geçiyor. Öyle bir şey. Şimdi dün bütün gün oturup kitap okumak istiyordum. Tabii ki de böyle bir şey olmadı. Hasan'dan sonra Gökhan'ın dışarı çıktık. Birkaç şey vardı halletmemiz gereken. Onları hallettik falan filan. Benim eve gelmem 9:30 buldu. Yani saat 5'te evden çıktım. O saate kadar temizlik falan yapmıştım. Yani çok okuyamadım. Ne kadar okuduğumdan bahsedeceğim. Şimdi Tokyo'nun Son Çocuklarından 50 sayfa okudum. Ama kitap hakkındaki düşüncelerimi, kitabın yorumunu falan hepsini kitap içince yapacağım. Zaten kısacık bir kitap. O yüzden şu an hakkında pek bir şey söylemek istemiyorum. The Sundown Motel'de de %25'liydim. %37'ye geldim. Gece yatarken bunu okudum. İşte dışarı çıkana kadar da bunu okumuştum. Bugün Tokyo'nun Son Çocuklarını bitirmek istiyorum.
Nisan'dan motelde de en azından %60'a gelmeyi planlıyorum. Bakalım. İşe gidiyorum dediğim gibi. Eve gelmem saat 8'i bulacak. İş yerine pek okuma şansım olmuyor. Öğle molasında bile ses çok fazla olduğu için dikkatimi veremiyorum kitaba. O yüzden eve geldiğimde okumaya devam edeceğim. Eğer bunları bugün bitirmeyi başarabilirsem, ki zannetmiyorum gerçekten Sundown'u bugün bitiremem. Yarın için bir kitap daha seçmek istiyorum kendime ince. Çünkü demiştim bu videoyu cumaya kadar yapacağım diye. O yüzden bir kitap daha seçebilirim diye düşünüyorum. Bakalım. Tamam, artık işe gidiyorum. Sizinle büyük ihtimalle Tokyo'nun son çocukları bittiği zaman yeniden görüşürüz. Selamlar. Şu an saat kaç hiç bilmiyorum, biliyor musunuz? Bakalım. Saat 21.42 ve ben Tokyo'nun son çocuklarını bitirdim. Bugün işte acayip yoğun bir gün yaşadım gerçekten. Hiçbir şey yapmaya vaktim olmadı. Çok yorgundum. Eve geldim, böyle bir ölmüş vaziyetteydim. Zaten biliyorsunuz eve yürüyorum. Ve sırf yürümek bile beni yormuş oluyor zaten. Ama sonra dedim ki bugün bu kitabı bitirmek istiyorum artık. Çok yavaş okudum. Birazcık yavaş ilerleyen bir kitaptı. O yüzden bugün bitirmesem sanki bitiremezmişim gibi hissediyordum açıkçası. Ve bitirdim. Yaşasın. Kitaba 2,5'tan 3 veriyorum. Şimdi yani ne anlatsam bilmiyorum açıkçası. Önce konusundan bahsedeyim. Hikayemiz isminden de belli olduğu üzere Tokyo'da geçiyor. Japonya bütün sınırlarını diğer ülkelere kapatmış ve ülkede işte diğer ülkelerden bahsetmek, hatta yabancı kökenli kelime kullanmak bile yasak resmen ve artık bunlar da zaten silinmişler dilden. Ve yaşlılar çok uzun süre yaşıyor. Bizim baş karakterimiz 100 küsur yaşında ve gençler de maalesef pek yaşayamıyorlar. O yüzden yaşlılar gençlere bakmak, çocuklara bakmak zorunda kalıyorlar. Çocuklardaki ölüm oranı çok yüksek ve çok sağlıksızlar gerçekten. İşte hep sürekli bir sağlık problemi yaşıyorlar. İşte yemek yiyemiyorlar, yürüyemiyorlar, nefes bile alamıyorlar. Ve yaşlılar tam aksine çok dinçler. Bizim baş karakterimiz 100 küsur yaşında olmasına rağmen çok dinç, böyle dişleri sapasağlam, işte her gün sabah koşusu yapıyor, bütün işleri o hallediyor. Ama onun tam aksine sanki o yaşta olan torununun çocuğuymuş gibi, torununun çocuğuna bakıyor. Bizim hikayemiz bu iki karakterin etrafına dönüyor. Ama bir olay hikayesi değil, durum hikayesi. Çoğunlukla işte onların günlük olarak ne yaptığını ve onların üzerinden etraflarındaki dünyanın ne halde olduğunu ve onların bağlantılı olduğu kişilerin neler yaptığını okuyoruz. Açıkçası ben durum kitaplarını pek sevmiyorum. Benim için olay olması gerekiyor. Bir şey başlayıp bitmeli. Ya öyle zevk alıyorum. Hepimizin zevki farklı sonuçta. O yüzden okumaya başlayınca birazcık modum düştü. Ama çok ilginç bir konusu vardı. Yani değişik bir distopyaydı. Bir şans verilebilir diye düşünüyorum ama yüksek bir beklentiyle başlamamalısınız. Çünkü yer yer sıkıldığım oldu. Dediğim gibi zaten yavaş soluklu bir kitaptı. Ve sonu biraz oldu bittiye geldi gibi hissettim. Bilmiyorum, yani pek benim tarzım değildi gerçekten. Kitap kulübümüz için okudum zaten, biliyorsunuz. Ama bir şans verebileceğiniz bir kitap. Değişik bir deneyim olabilir sizler için. Şimdi The Sundown Motel kitabına devam etmeyi planlıyorum. Yarın bu videoyu bitireceğim. Bugün Perşembe akşamındayız. Bu akşam artık bitiremem gibi. Onu da saat çünkü neredeyse 10 oldu ve ben kitapta %37 gibi bir şeydeyim yani. Daha 200 sayfam falan var herhalde. Kitap 350 sayfaydı. Onu okuyacağım okuyabildiğim kadar. Bir de yarın akşama kadar City of Ghost bitirmek istiyorum. Şuraya fotoğrafını koyayım. Zaten bahsetmiştim. Storytel'den dinlemeye başladım diye. Hem böyle dinleyerek hem okuyarak falan ikisini birden götürüp yarın akşama kadar bu iki kitabı bitirmeyi planlıyorum. Cumartesi ve pazar içinde yepyeni bir maraton planım var. Şimdi bir girip banyo yapacağım. Ondan sonra oturup kitabımı okuyacağım. Bakalım bugün ne kadar okuyabileceğim. Herkese yeniden selamlar. Sanki bu güncellemeyi çekmeyeli 1 milyon yıl olmuş gibi ama sadece 3 gün oldu. Çünkü hafta sonu burada sizi sıkmayacağım. Kişisel sebeplerimden ötürü kitap okuyamadım. Ve sonunda The Sundown Motel'i bitirmeyi başarabildim. Kitaba 2,5 puan veriyorum. Çünkü çok çizdiydi, çok klişeydi ve bir noktada sıkıldım ve olaylardan koptum ve nereye bağlanacağını tahmin edebildim ve asla beni şaşırtan hiçbir şey olmadı. Bu yüzden 2,5 puan veriyorum. Kitapta karakterleri sevdim, yalan yok. Gerçekten güzel karakterlerdi ve Stephen King göndermelerinin hepsini çok sevdim. Zaten Stephen King'den çok fazla ilham alındığı çok belliydi ama gerçekten çok cheesy olmuş yani. Bir korku kitabında, böyle paranormal bir kitaptan beklediğiniz her şeyi size veriyor. Ve gerçekten içindeki bu
Cinayet olay örgüsü de çok basitti bence. Yani beni şaşıran hiçbir şey olmadı kitapta. Tahmin edemediğim hiçbir şey olmadı. Hiç wow demedim. Bir noktadan sonra her şeyden tahmin edebiliyorsunuz. Kesin böyle oldu diye ve kesin böyle oldu dediğiniz her şey çıkıyor. O yüzden çok da sürükleyici değildi benim için. Bir de işlerim de varken, kitap da sürükleyici değilken okuyan biraz uzun sürdü. Ama sonunda bu videoyu bitirebiliyorum. Yaşasın. Yani okuyup sevebilecek olanlar var. Ama sevmeyecek olanlar da var bence. Neden 4.10 puan aldığını anlayabilmiş değilim. Bu kadar yüksek bir reytingle. Ama hatırlıyorsunuz Auschwitz Dövmecisi de 4.30 falandı. Ve benim geçen sene okuduğum en kötü kitaplardan biriydi. O yüzden Goodreads puanlamalarını da çok fazla şey yapmamak gerekiyor. Yani gerçekten herkesin zevki farklı, şimdi bir şey demek istemiyorum ama benim zevkime bazen uymayabiliyor gerçekten. Yani böyle çok yüksek puanlı bir kitap herkes sevmiş ve ben onu sevmeyebiliyorum. Şu anda da olduğu gibi. Aslında çok da sevmedim değil ama nötrüm diyelim. 2,5 puan bence çok nötr bir puan. Yani okumasam da olurdu. Evet, okumasam, bunun yerine başka bir şey okusam olurdu. Hatta bunun yerine 3 tane kitap falan okuyabilirdim bu kitabı okuduğum sürede. Yani bir şans verebilirsiniz. Belki Türkçe çevirirse alıp okuyabilirsiniz ama dediğim gibi okumasanız da olur. Neyse. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Artık bu videoyu bitireyim yani. Kaç gün oldu? Bir hafta oldu resmen. Aynen. Aynen bir hafta oldu. Şaka gibi. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Umarım hoşunuza giden bir vlog demişim. Kafayı yedim iyice. Okuma maratonu olmuştur. İnşallah yarın yeni bir okuma maratonuna başlayacağım. 1 Temmuz itibariyle işten ayrılıyorum. Yani bu beni mutlu ediyor. Çünkü gerçekten çok yoğun zamanlar yaşadım ve çok büyük reading slump'lar atlattım. Temmuz ayımı deli gibi okuyarak geçirmek istiyorum. Gerçekten evde oturacağım. Evden dışarı çıkmayacağım. Ve sadece kitap okuyup dizi izleyeceğim. Bir de ev temizliği var ama onu saymıyorum. Evet, sadece bunları yapacağım. Gerçekten sadece bunları yapacağım. Ve çok kaliteli, kendime bol bol vakit ayırdığım bir Temmuz geçireceğim. Çünkü aylardır kendime vakit ayırmıyormuşum gibi hissediyorum. Tamam, yine konu dışına çıktık. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.